insanlar hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutluluğa eriştirecek, dünyanın en mükemmel ve bozulmamış ve bozulmayacak olan müfredatı Kur'an-ı Kerim elimizde ve kıyamete kadar da Allah'ın koruması altında. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Buna rağmen bu kitaba iman etmiş, sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz İslam ümmetinin durumunu göz önüne alırsak, maalesef arzu edilen durumda değiliz. Sizce bunun sebebi nedir? Nerede yanlışlık yapıyoruz? Ümmetin bu durumdan kurtulabilmesi, bunalım içinde yaşayan insanlığa umut olabilmesi için neler yapılmalıdır? Bu konuda benim bazı görüşlerim var. Yani insanlığın son vahiy Resulullah vasıtasıyla geldi. Allah Resulü insanları Kur'an'la eğiterek bir nesil yetiştirmeye çalıştı ve çok hızlı bir şekilde İslam yayılmaya başladı. Fakat Resulullah'tan çok kısa bir zaman sonra 100 yıl içerisinde gelen, meydana gelen olaylar ve artı birkaç yüzyıl sonra meydana gelen ikinci bir olay Müslüman dünyanın bugünkü halinin aslında maalesef başlangıçtaki sıkıntısını doğuran şartlardır. Bir, üçüncü halife Hazreti Osman'ın uygulamalarını gerekçe sayan bir grup örgütlenir, çete, silahlanır, Medine'ye gelir. Halifeyi istifaya zorlar. Halife istifa etmeyince İslam halifesi üçüncü halife Hazreti Osman fiilen bir çete tarafından bir çete darbesiyle öldürülür. Bu İslam tarihinde ilk büyük siyasal darbedir, askeri darbedir. Ve bu darbe yeni felaketleri doğurur. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerine ortaya çıkan problem nasıl çözülecekti? Hemen arkasından Osman'ın yerine Hazreti Ali halife seçilir ama Hazreti Ali merkezi Küfe'dir, Küfe'ye gider. Sonra Osman'ın katillerini bulma istekleri ortaya çıkar. Haklı olarak bunların katillerini çözelim ve bunu konuşalım diye Medine'den Hazreti Ayşe validemiz belli bir askeri insanlarla Küfe'ye gider Hazreti Ali ile. Çünkü bu konuda Hazreti Ayşe'ye şikayetler vardır. Hazreti Osman öldürdü, katilleri bulunmadı. Böyle devam ederse iç kaos devam eder. Bu doğru bir şikayettir. Yani suçları bulmazsanız problem çözülmez. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz belli bir grupla oraya gider, konuyu konuşmak üzere, savaşmak üzere değil. Fakat ne acıdır ki o konuşma faslı içerisinde her iki tarafın taraftarı olduğu iddia eden arkadaşlar birbiriyle savaşır. En mütevazı rakama göre 1000'e yakın insan ölür. Bu İslam tarihinin ikinci bir felaketidir. Bunun arkasından Muaviye Hazreti Ali'nin hilafetini kabul etmez ve Şam'ı merkez yaparak İslam hilafetini ikiye böler. Bu aslında siyasal bir darbedir. Ve dolayısıyla ordu hazırlar. Hazreti Ali'nin ordusuyla Sıffın'da bir savaş çıkar. 10 bin ile 70 bin arasında İslam tarihçilerin ifade ettiği rakama göre bence 70 bin rakamı çok abartılı. Asgari 10 bin ve biraz fazlası insan ölür. Bu bakın ikinci savaştır. Cemel, Sıffın. 10 binlerce insan ölür. Bir sürü insan yaralanır. Ve bunun arkasından İslam Müslümanlar bölünmeye başlar. Kan girdikçe araya fırkalaşma başlar. Bu fırkalaşmanın sonucu Muaviye mevcut halifeye itaat etmez ve kendi hilafetini ilan eder. O ara Müslüman insanların siyasal bölünmüşlüğü yeni bölünmeler getirir. Bunun çok kısa bir zaman arkasında Muaviye saltanatı ikame eder. Hazreti Ali o ara hariciler öldürür. Bunun üzerine Muaviye iktidarı devralır ve kendini sultan ilan eder. Oğlu Yezid'i kendi yerine atar. Ve Yezid döneminde Kerbela'da Müslümanlık tarihinin en büyük vahşi katliamı yapılır. Evladı Resul'den olan birçok insan, erkeklerin hepsi öldürülür. Bu ve devam eder. Şimdi bunları anlatırken o kavgalara girelim, yeniden o kavgayı yapalım diye değil. Bugün bu kavgaları yeniden yapmayalım diye anlatıyoruz. Ama bunun üzerine bu kadar kan döküldükten sonra maalesef önce yani siyasal itilaf gelir, kan dökülür, iç savaş çıkar. Arkasından Müslümanlar fırkalaşır. Üç büyük fırkaya ayrılır. Bir, Şia, Ali ve taraftarları deniyor. Şia bir taraftarlık zaten. İki, daha kalabalık olan Sünni ekol denir. Üçüncüsü, haricilik ekolü. Hariciler o dönemde birçok suikastlar yaparlar. Suikastlar devam eder.
Ve önce Müslümanlar arasında iç savaş, sonra hizipleşme, daha sonra ise bu hizipleşen gruplar, yani siyasal mezhepler, itikadi mezhepler, fıkhi mezhepler olarak ekolleşen bu gruplar mensuplarını İslam'dan anladıklarıyla eğitmeye başlarlar. Farkına varmadan İslam tarihinin en büyük felaketi ortaya çıkar. Ve Müslümanların eğitmek için gelen Kur'an-ı Kerim Müslümanların eğitim müfredatı olmaktan çıkar. Bunun yerine mezheplerin, yorumların, hiziplerin, fırkaların yorumları alır. Kur'an üste kaldırılır. Zaman zaman başvurulan bir kitaptır. Ama asıl kitap, asıl eğitim metni değildir. Bunu kötülük olsun diye yapmadılar. Şartların gereği o fırkalaşma mutlak haram olan fırkalaşma. Yani Şura 13. ayette dini ikame edin, onda fırkalara ayrılmayın kesin emre rağmen Müslümanlar fırkalaşır. Hucurat suresinde müminlerden iki grup savaşınca, ey müminler aralarını barıştırın. Eğer bir grup barışmak isteyip diğeri savaşmak isterse, o savaşmak isteyenin aleyhine olarak siz de onunla savaşın emrine rağmen, maalesef bu iç kavgayı arada olan üçüncü grup engelleyemedi, gücü yetmedi. Ve böylece İslam tarihinin ilk inşa döneminde siyasal itilaflar, kanlı iç savaşlara döndü. Arkasından fırkalaşmalar, arkasından fırkaların din eğitimleri ve insan eğitimiyle gelen bir parçalanma. Bu ve böylece Kur'an-ı Kerim'in her yeni Müslüman olanı Kur'an'la eğitmemiz gerekirken bu eğitim işini gruplar kendi yorumları yapmaya başladı ve İslam tarihi ilk başlangıç 100 yıldan sonra artık o fırkalaşmanın meşrulaşması ve yasallaşması haline gelir. Burada bir şey daha aktarıp geçiyorum. İkinci ve en önemli bir başka felaket ise belki bu konuşmamızın ana noktasını toparlayan egemenlik aslında Müslümanlar şöyle bir konuyu tartışmaya başladı ve maalesef sonuçta buna karar verdiler. İlimler konusunda tartışmalar Müslümanları şu noktaya getirdi. Ya bir yeni bir şey çıktı. Dini ilimler, dünyevi ilimler. İslami ilimler, karşısında İslami olmayan ilimler mi? Buna benzer kavramlar çıktı ve bunlar ilk 300 yılda tartışılmaya başlandı. İslam'ı 300, en fazla 400 yıl içerisinde. Ve maalesef bu tartışmada tabiri caizse ilim havzalarının büyük çoğunluğu bu tasnifi kabul etti. Ve bizim o egemenlik asrımızdır. Endülüs'te güçlüyüz, işte Arap İslam dünyasına, Hindistan'a gitmişiz. Dünyanın birçok yerinde güçlü egemeniz. Böyle bir nokta sonra adım adım ya o zaman din ilimler daha önemli, ahiret için onlar lazım, dünya ilimler çok mu önemli? Olmasa da olur gibi son derece tehlikeli, parçalayıcı ve yanlış bir sonuç doğurdu. Ve Müslüman insanlar bu tartışma arkasından gelecek ilk 500 yıldaki büyük atılımı gelecek 400 yılda kaybettiler. Fikri duraklama başladı. Medreselerden adım adım müsbet ilimler, matematik, fizik, kimya, astronomi vesaire çıkmaya başladı. Ve uzun bir zaman sonra, yani 10 asır sonra, yani bundan 300 sene önce, 400 sene önce Müslüman medreseler ilmin bu tarafını yok ettiler. Bu Osmanlı'da, Hindistan'da, Kuzey Afrika'da vesairede. Aslında Müslüman dünyasını bugün ayağa kaldırmayan bir başka felaket tam da budur. Yani başta bizim elimizde, bak bunu Siyonistler yapmadı, Yahudiler yapmadı, Masonlar yapmadı, Amerika yapmadı. Biz yaptık. Bizimkiler iğne yatağında yapılan büyük bir felaket yaptılar. Yoksa hiç kimsenin ilimleri dini ve dünyevi diye ayırma hakkı yok. İlim helalsa dünyada Müslümana lazımdır. Yani bugün tıp din dişi ilim mi? Matematik, fizik, kimya, astronomi, psikoloji, felsefe, sosyoloji. Bunun hangisi dini ilim değil dersiniz? Mutlak haramı emrediyorsa o dal bizim için günahtır, yapmayız. Ama her dal İslamidir. Biz onu yaptığımız ilk 500 yılda büyük bir tırmanma yaptık İslam medeniyeti. Yani Endülüs'ten Orta Asya'ya, oradan başka yere kadar. Dolayısıyla bu karar bizim tarihte medreselerde ve ilim havzalarını köreltti. Ve zaten bugün niye bu haldeyiz derken en son en büyük nokta da budur. Ve bu konu düzeltilmediği müddetçe, bu konuda kafa düzeltilmediği müddetçe fikren büyük atılım yapma imkanlarımız yok. Geleneğin ihyasından, geleceğin inşasına
köprü olduk yarınlara, kullar olduk biz.